Taksiciler neden turistleri kazıklıyor? Yani benim çalıştığım aracın içerisinde ceset bile oldu. Boynundaki boynluğu görünce geçmiş olsun dedim. Abi sağ ol ya, babam da öldü dedi. Taksicilere müşteriler kısa mesafe dediğinde taksicilerin yüzü neden beş karış oluyor? Bazen de yolcuları almıyorlar. Bunun sebebi nedir? Adamın cinayet işleyeceğini bile bile onu cinayet yerine götürdüğüm de olmuş. Biz şahıs alındı kardeşim, bomba çıktı dedi. Bundan sonra devletin özel takip altındasın. Savcı seni gizli tanık olarak çağıracak. Taksimetreye zam gelmesin, taksi şoförü istemez. Mal sahibi ister. Para dışında farklı bir şeyle ödeme yapmak isteyen oldu mu? Adam bindi. Bindiği gibi silahını çıkardı, torpilleri koydu. Uber programı kullanıyor diye arabadan içten kovuldular. Çocukluktan ben hep taksileri çok sevmiştim. Ta ki taksici olana kadar. Mercek serimizin bugünkü konuğu taksici Ali. Merhaba Ali, hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim abi, sağ ol. Şimdi ilk sorumu çok klasik ama bunu sana sormak zorundayız. Biraz kendinden bahseder misin? Sen kimsin? Abi ben 30 yaşındayım. İsmim Ali, soy ismim Kaçar. Taksici Ali Kağan'ın K harfi soy ismimden geliyor. Yaklaşık 9-10 yıldır taksicilik yapıyorum. Çankırılıyım. Taksicilik yapmayı seven birisiyim işte. Mesleğini seviyorsun. Çok seviyorum. Peki İstanbul çok kozmopolitik bir şehir. Yani her türden, her ırktan, her dinden insan var. Tedirgin oluyor musun yani? Çünkü arabana kimin bineceğini bilmiyorsun. Mesleğe ilk başladığım zamanlarda bu konularda çok büyük sıkıntılar yaşadım. Bu işin sadece mesleki boyut değil, bir de psikolojik boyutu vardı benim için. Yani benim çalıştığım aracın içerisinde ceset bile oldu. Birisi ölmüştü. Yani bunların sorununu yaşadım ilk zamanlarda ama şey oldu. Artık yavaş yavaş piştik. Yani nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. İnsanların binen karakterini artık suratına bakıp az çok anlayabiliyorum ve onlara göre o sert bir mizaçsa ben de sert bir mizaçla karşılık veriyorum. Hoşgörülüyse hoşgörülüyüm. Eşcinselse eşcinselim. O neyse ben de oyum yani. Peki böyle yaşadığın çok ilginç bir hikaye var mı? Birkaç tane var. Aslında bununla kendimi deşifre eder miyim bilmiyorum. Bunu anlatsam mı ama. Biraz üstünkörü anlatayım. Bir gün bir tane kız binmişti arabaya. Çapa semtinden bindi. Ok meydanına gideceğini söyledi. Arabaya bindikten sonra beni bir Vodafone şubesine götür. Abi acil dedi. Tamam dedim. Kızın boynunda boyunluk vardı ve yanıma bindi. Arka koltuğa binmedi. Boynundaki boynluğu görünce geçmiş olsun dedim. Abi sağ ol ya, babam da öldü dedi. Dedim bu nasıl bir dayakmış? Dedi demir soktu boynuma. Tabii ben şaşırdım. O ara telefon çaldı kızın. Telefonu kapattıktan sonra Vodafone iptal oldu. Beni de Ok Meydanı'na götür. Tamam dedim. Ok Meydanı'na gidiyoruz. Giderken işte babasından konu açıldı. Dedim işte annen seni korumuyor mu yani babandan? Annem de bir şey yapamıyor. Artık de gidiyorum zaten. İyiydim valla, git kafanı dinle. En azından yani babam madem bu şekilde seni rahatsız ediyor. Yani biraz uzaklaştım. Gideceğim tatil yapacağım abi dedi. İşte dedim hani kendine bakabilecek bir imkanın var mı hatta açıdan? Dedim var dedi, sıkıntı yok dedi. Yani bir yerden para gelecek dedi. Biz çıktık Ok Meydanı'na gittik. Ok Meydanı'nda bir ATM'nin başında birisini bekledi. ATM'de beklerken ben biraz kuşkulandım. Askerliği ben Tokat'ta yapmıştım. Askerdeyken komutanımız benim yaptığım görevden dolayı bana haftada 2 saat şey veriyordu. Canlı bomba eğitimi veriyordu. Komutanın anlattığı şeyler gözümün önünden geçti kızı ATM'de beklerken. Sonra kız bana dedi ki bu gece sen de benimle gelir misin? Dedim ne yapacağız? Dedi tatil yaparsın sen de. Çalışmaktan dedim, nereye kadar? İyi tamam dedim yani ben taksiciyim kardeşim. Benim de imkanım yok dedim öyle. Ya de olsun ben sana da bakarım. Hadi iyi para gelecek dedi. Sen yol paranı da hazırladı yeter. Tamam dedim. Dedim baktım ateşli barut yan yana durmaz. Durmasın zaten de. Benim için de ilk olur. Madem öyle o zaman dedim işte geldim bizim evden bahçelerde. Ya bu iş biraz taksi sektöründe belki benim bu anlattığım hoş olmayabilir ama biz nihayetinde her türlü insan biniyor. Ben arabaya aldığım bir insanla adamın cinayet işleyeceğini bile bile onu cinayet yerine götürdüğüm de oldu. Bile bile. Evet götürdüm. Çünkü benim işim taksicilik abi. Ben insanları A noktasından B noktasına götürürüm. Onun ne iş yapacağı beni ilgilendirmez. O adam oraya gidecek ama belki yalan söylüyor. Ben onun orada suç işleyeceğini bilemem ki. Ayrıca ben neden kendimi riske atayım? Adamın mesela cebinde bir silah varsa gideceksin kardeşim diyorsa gideceğim yani alt üstü. Götüreceğim onu 5 dakikalık yol. Ben polis değilim ya da ben devletin herhangi bir güvenlik görevlisi değilim. O iş benim değil. Benim işim taksi. Ben götürmekle mükellefim. Götecek olan kişi onlar. Yani işi yapacak kişi güvenlik görevlileri. Her neyse sonra kız bana dedi ki benim de para gelecek işte ben seni de birkaç saate arayayım. Sen de git çalış öğleden sonra buluşuruz. O zaman ben gündüz şoförlüğü yapıyordum. Tamam mı? Tamam. Ben önce yok dedim. Ben sana numaramı vermem falan. Gerçekten bunu söyledim yani. Ya o iş dedim yalan olur boşver. Yoktu moktu falan peşmandı. Versen oğlum numaranı lan dedi bana. Niye de vermiyorsun numaranı dedi ya. Zorla mı alacağız numaranı dedi. İyi dedim vereyim. Verdim numarayı. Çağrı attık verdik falan. Sonra ben eve gittim.
Giderken aklıma kuşku düştü. Dedim bu kız dedim bir sıkıntı olabilir. Hemen aradım 155'i. Dedim böyle böyle bir olay geçti başımdan. Anlattım her şeyi 155'e. Tamam dedi, kapattı. Akşam 7'de beni polis aradı. Dedi kardeşim eşkal verebilir misin? Veririm abi dedim. Eşkali verdim. Tamam mı? Tamam. 2 gün sonra beni arayan polise ulaştım telefon numarasında. Abi dedim çok merak ettim dedim. Yani dedim, ne oldu dedim. Abi bana bir anlatıyor adam. Diyor ki işte kardeşim şahıs alındı. O zaman bir de her tarafta böyle bombalar patladı. Böyle çok riskliydi yani İstanbul. Türkiye genel riskliydi. Şahıs alındı kardeşim de bomba çıktı dedi. Bundan sonra devletin özel takip altındasın. Savcı seni gizli tanık olarak çağıracak. İşte ödül alacaksın. Ya olaylar olaylar. Ben var ya böyle kendimi kahraman ilan ettim. Böyle bir şey olamaz yani. Ondan sonra işte hala ödül alacaksın. Tesadüfen bir canlı bombayı. Ya öyle söylediler ama yani ya bu olayın daha devamı var. Devamını anlatmıyorum ama yani bana öyle söyledi polis. Daha sonrasını ben de bilmiyorum. Taksiciler neden turistleri kazıklıyor? Abi bu dünyanın her yerinde olan bir durum. Bu taksinin sistemiyle alakalı bir durum. Yani şoförlerle alakalı bir durum değil. Bir kere eğer ki şahsın yani taksi şoförünün vicdani açıdan bir ahlakı yoksa yani İstanbul'u bilmeyen herhangi bir Türk de olabilir. Yani illaki Arap olması, İngiliz olması önemli değil. Turistleri kazıklamak çünkü daha kolay. Adam bilmiyor. Bilmeyeni kazıklamak kolay olur yani. Adam bilmeyince ne yapacak? Yani onu kazıklayacak. Benim kazıklasın ben taksiciyim. Beni kazıklayamaz ki. Yani adamın içinde art niyet varsa bunu yapar. Yani ama bunun niye böyle bir art niyet var derse onun cevabı başka. Bu değil yani. Peki sen hiç kazıkladın mı? Taksiye ilk başladığım dönemde bir kere kazıklamıştım. O da nasıl oldu? Çok üzülmüştüm. Niye böyle bir şey yaptım diye. Aslında ona kazıklanma denebilir mi bilmiyorum ama bir anlaşma yaptık. Dediler ki Beylikdüzü'ne gideceksin 200 TL'ye. Müşteriler. Tamam dedim. Ya şöyle bir olay vardı. Ben aslında orada benim bir müşterim vardı. Müşterimi bekliyordum. Müşterimi beklerken başka birisi geldi. İşte Beylikdüzü'ne gideceksin. 200 TL. Önce Sefaköy sonra Beylikdüzü dedi. Dedim şu anda müşterim vardı dedim benim. İstiyorsanız dedim başka taksiye bakın. O an o gün de özel bir gündü. Yılbaşı mıydı neydi? Çok şeydi yani böyle taksi çok bulunamıyordu. Ya işte 200 TL versem gider misin? Benim de müşterim şehir dışına çıkacak. Ama telefon bekliyorum adamdan. Yani beni 10 dakika sonra da arayabilir, yarım saat sonra da. Ben onun kapısında bekliyorum ama. Yani bir iş, Taksim'de bir yere gitmişti. Onu bekliyordum. Adamı ben aradım. Gideyim geleyim öyle gideriz dedim. Benim de işim uzadı zaten de biraz dedi. Tamam sen git dedi. Ondan sonra biz çıktık yola. Beylikdüzü'ne biz 200 TL anlaşmışız. Bir de onlar bir yere daha uğrayacaktı. Sefaköy'e uğrayacaklardı. Oradan geçeceklerdi. Orada bir işleri vardı. Biz öyle anlaşmıştık. Yani normalde tutarda zaten 200 TL, 190 TL falan tutuyordu. Gittik Sefaköy'e. Bunlar Sefaköy'den Beylikdüzü'ne gitmeyi öngörmediler. Yani iptal oldu organizasyon. Ben dedim ki o zaman benim 200 liramı verin. Ben de sonuçta dedim siz dedim böyle anlaşma yaptım. Benim de işim vardı. İşimden oldum. Bak şehir dışına gidecektim. Ama tamam dedi. Yani hak mı aslında değildi ama ben orada biraz yani şey yaptım. Hoş olmadı benim yaptığım ama yaptım yani. Çok da kazık atmak gibi durmuyor bu hikaye ama. Niye? Ama yani benim sonuçta 200 TL hakkım değildi. Beylikdüzü'ne gitmedim. Sefaköy'e gittim. Taksicilere müşteriler kısa mesafe dediğinde taksicilerin yüzü neden 5 karış oluyor? Bazen de yolcuları almıyorlar. Bunun sebebi nedir? Bu benim taksi sisteminde eleştirmek istediğim noktalardan birisi aslında. Şimdi bunu birkaç örnekle anlatmak istiyorum. Ben geçenlerde pideciden pide sipariş ettim. Dedim ki bana 15 liralık pide gönderir misin? Dedi nerede oturuyorsun? Dedim işte falanca yerde oturuyorum. Ya daha orası bizim de için çok uzak dedi. Ben de oraya dedi börekli yollayamam dedi. O beni de zararı da uğratır dedi. Dedim yani resmen de kısa mesafe almıyorsun dedi bana. Yani senin dedim burada yani bir hizmet varsa çok dedim uzak değil abi. Yani 5 dakikalık motorla gelecek bir olay. Yani aslında burada demek istediğim şey şu. Kârı olmuyor demek ki bu işten. Şimdi mesela taksici neden kısa mesafe almak istemez? Bunlardan birkaç tane örnek vereyim. Şimdi bizim takside kendi meslektaşlarına aslında gizli bir saygı var. İnsanlar duraklarında sıraya girer ve bu sıra işte örnek veriyorum 15 numaralı plakası 15 ile biten taksi birinci arabadır. 25 ile biten ikinci arabadır diye. İlk gelen müşteri ilk taksiye biner alır giderler. İstanbul'da sistem bu şekilde. Yarım güne pandemiden dolayı biraz rakamlar düştü ama çok fazla değil. Yarım güne 250 TL şu an ortalama bir kira bedeli var. Taksici şoförleri çalışan değil.
Örnek veriyorum. Diyelim ki Metin diye bir kişinin plakası var. Çalıştırıyor. Kiralamış. Plaka sahibinden kiralamış. Çalıştırıyor. Bana diyor ki kardeşim benimle beraber çalışır mısın? Ben diyor gündüz şoför olayım. Sen gece şoför ol. Tamam çalışalım abi. Ne kadar vereceğiz sana işte günlük görmeye? Ben ona vereceğim. O bana değil. Ben çalışacağım. Akşam topladığım paranın içerisinden onunla anlaştığım rakam 250 TL ise 250 TL'sini vereceğim. Yakıtımı alacağım. Yakıtını dolduracağım. Full alıp full verilir araçlarda. Arabayı güzelce temizleteceğim. Kaç para topladım? 500 lira mı? Masraflar çıktıktan sonra kalan para benim. Ve sigortayı da kendin ödüyorsun. İşçi olabilirsin ama anlaşma karşılığında öyle değilsin. Ben bu zamana kadar tüm samimiyetimle söyleyeyim hiç kısa mesafe yolcu seçmedim. Trafiğe girmeyi kimse istemiyor. Ben şimdi 10 lira para alacağım diyelim mesela. 13 lira şu an indi bindi. Trafiğin içerisine giriyorsun. Müşteri trafikte iniyor. Ve trafiğin içerisinde kimse taksiye binmez. Der ki adam ya ben şu trafik açılana kadar yürüyeyim ondan sonra bineyim taksiye der. E sen zaten İstanbul gibi bir yerde o trafikten çıkana kadar 15-20 dakika geçiyor. Ve senin bir saat içerisinde toplaman para yani toplaman gereken para 50 TL ise misal. Sen o bir saat içerisinde 13 lirayla kalıyorsun. E ikinci saatte yine aynı olay olunca bu sefer sen adama vermen gereken 250 TL'yi veremiyorsan eğer akşam hasılat görüldüğünde bu sefer para senin cebinden çıkacak. Eğer cebinde de yoksa adam hadi bir gün borcun olur. İki bir gün borcun olur. Ya ben çalışıyorum o zaman niye borca giriyorum diyorsun bu sefer. Ya çalışıyorum bir işe yaramıyor bu iş. Bu sefer şoförde bir kurnazlık başlamaya başlıyor. Yani tuzağa düşmeyeyim. Mesela adam bir saat beklemiş durağında birinci araba. Müşteri gelmemiş. Kısa mesafeye müşteri gelince bu sefer morali bozuluyor. Aslında bu o kişinin kendi mesleğine olan saygısızlığı. Çünkü niye? Benim başıma çok geldi. Çıktım kısa mesafe bir yere gittim. Müşteriyi indirdim. Boş geri dönerken arka taraftan bir tane araba selektör yaptı. Dur dedi. Durdum dedi. Kardeşim müşteri var karşıya gider misin? Ya bunun gibi nice örneklerini yaşadım. Yani bunu birçok taksici de yaşıyordur. Hepsi de biliyordur bunu. Günü kurtarmak amaçlı yapılan bir iş olduğu için insanlar günü kurtarmaya çalışıyor. Tepkileri bu aslında. Ay akşam acaba parayı veremezsem, yövmeyi veremezsem. Zaten kazandıkları nedir abi? 100 lira, 150 lira para kazanıyorlar. Hepsinin zaten bir sigara bağımlılığı var. Harcamaları da yüksek oluyor. Ben eleştirmiyor değilim. Ben de kısa mesafeyi eleştiriyorum. Ama özellikle İstanbul halkı için şunu tavsiye ediyorum. Yani bir taksici için İstanbul trafiğinde gerçekten araba kullanması zor. Sakin olmaya çalışmak çok zor. Biraz anlamaya çalışırsalar ama bununla alakalı kısa mesafeyi almıyor diye de eleştiriyorsalar eğer bununla alakalı şikayet hatları var. Mesela İBB'de 153 bununla alakalı destek veriyor vatandaşa. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Eskiden bu taksilerde şoförlerle alakalı bazı sıkıntılar vardı. İşte adam uyuşturucu kullanıyor işte ne bileyim şöyle sıkıntısı var, sabıkası var, bu su var, şu su vardı. Şimdi bu sistem tamamıyla değişti. Taksi şoför kartı diye bir kart çıktı. Bu kartı alabilmen için senin uyuşturucu testini temiz vermen lazım. Bunu sürekli tazeliyorsun. Bu yeni çıkan bir sistem. İşte bir takım belgeler var. Bu belgeleri vermen lazım. Eğer o belgeleri veremezsen şoför kartın olmuyor. Şoför kartın da olmazsa taksiye çıkamıyorsun. Bu Uber olayından sonra bunu daha çok üstüne durdular. Özellikle belediye çok üstünde durdu. Ve bu artık ufak ufak rayına oturmaya başladı. Yani bir sorun yaşarsanız eğer mutlaka insanlar bindiği taksinin plakasına baksın ki yani ne olur ne olmaz. Taksiciyle sorun yaşayabilirsin. Giderken kaza geçirebilirsin. Başına kötü bir olay gelebilir. Taksinin plakasını alın, durağını alın. 153'ü aradığınız zaman o taksi plakasını verdiğinizde o arabada hangi şoförün çalıştığı adına soyadına telefon numarasına kadar çıkıyor. Yani insanlar bu konuyla alakalı bilinçli olsun diye bunu da hemen dipnot olarak eklemek istedim. Ubercilerden biraz bahsettin, girdin. Ubercilere, Uber yasaklanmadan önce taksiciler tarafından çok ciddi saldırı düzenlendi. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsun bir taksici olarak? Neden saldırdınız Ubercilere? Ben takside şoförüm. Benim plakam yok. Ben kiralamadım arabayı da. Ben şoförüm. Ve Uber'in olduğu zamanlarda da ben hep destek veriyordum. Belki bu lafı söyleyeceğim diye. Ya çünkü ben birçok kişiyi biliyorum ki Uber programı kullanıyor diye arabadan işten kovuldular. Ama bana bunu yapacak delikanlı varsa eğer... Ben hukuku çok iyi bilen bir adamım. Benim patronum böyle bir şey yapmaz. Ama patronum benim arabayı kiralayan bir insan. Belki plakanın sahibi benim patronuma baskı yaparsa o çocuk bu arabada çalışamayacak derse beni işten kovabilirler. Ama ben hukuku iyi bilen bir insanım. Benim patronum da bunu biliyor. Böyle bir riske gireceğini sanmıyorum. Şimdi ben Uber'e destek veren taksicilerden bir tanesiydim. Ve benim gibi şoför olanların hepsi de Uber'e destek veriyordu. Neden? İstanbul'da bir plakanın, taksi plakasının değeri en son pandemiden önce 2.4 milyondu. Yani eski paraya göre trilyondu. Ve zamanında bu plakaları
Vatandaşlar taksicilik yaparken böyle sarı renkli arabalarla yapmıyorlarmış. Böyle herkes kendi arabasıyla yapıyormuş ve bakıyorlar ki belediye rağbet var. Bu işi bir resmiyete dökmek istiyor. Plakalara tahtit veriyor ve tahtit olunca bu sefer plaka değer kazanıyor. Peki bu değeri veren kim? Vatandaş. Değeri veren devlet değil. Zamanında çöp olan plakanın değeri şu an 2 trilyon 4 yani 2.4 trilyon. Bu hak mı abi? Ne oluyor bu sefer? Bu meslekte kalitesizliğe yol açıyor. Şimdi o veri ben neden destekliyordum? Plakanın kirası yüksek bedellere çıktığı zaman benim vereceğim para da yüksek oluyor. Niye? Çünkü adamın bir malında bir değer var. O değerin değere değer katmak istiyor. Benden 100 TL yarım güne yevmiye alacaksa 200 alıyor, 250 alıyor. Değer yükseldikçe taksimetreye zam gelir. Taksicinin, şoförün bu işten kârı olmaz. Kiralıkçının da belki 3-4 ay olur. Ama mal sahibinin kârı olur. Niye? Adamın zamanında plakası 2 trilyondu. Şu an 2,5 trilyon oldu. Taksimetreye zam gelmesini taksi şoförü istemez. Mal sahibi ister. Ya adamların arabasına bakıyorsun VIP. İçinde içecek ikram edebiliyor sana. Daha kaliteli bir hizmet sunuyor. Adam Mercedes'ten hizmet veriyor. Bizim verdiğimiz o zaman neydi? Biz Albia ile bundan 7-8 yıl önce taksicilik yapıyorduk. Yani tamam ben şimdi markayı kötülemeyeyim ama sonuçta insan senin arabana binerken yani bir bedel ödüyor ve bunun kaliteli geri dönüşünü istiyor. Bu taksiyi kullananların içerisinde lüks olduğu için yani lüks için kullananlar var, ihtiyaç için kullananlar var, zorunlu olduğu için kullananlar var. Ama taksinin müşterisi hep sabittir. Sen adama, müşteriye bir hizmet sunamazsan bu sefer tabii ki adam seni tercih etmeyecek. Gidecek Uber'i tercih edecek. Eğer mesleğine saygın varsa o zaman Uber'e istemiyorsan o zaman kendi mesleğinde biraz yol alman lazım. Ne oldu bu sefer? 2-3 tane segment çıkardılar. Mavi taksi çıkardılar. Mavi taksi dediler ki işte bu araba biraz daha lüks. Bunun taksimetre ücreti de farklı olacak dediler. Bizden yani normal sarı taksiden %15 farklı onların fiyatları. Eğer onu da istemiyorsanız siyah taksi dediler. Siyah taksi çıktı. İstanbul'da şu an kullanılıyor. O da sarı taksiye iki katı yazıyor. Bende açılış 5 lira. Onda açılış 10 lira. Bende gittiğim yer 100 lira yazarsa onda 200 lira yazıyor. Tabii pandemide bu sanırım değişti. Bununla alakalı çok fazla bilgim yok. Uber'le alakalı son olarak da söyleyeceğim şu. Bu işten benim zararım vardı. Uber olsun ki tekelleşme olmasın. İkinci bir seçenek olsun ki taksi plakasının değeri düşsün. Düşsün ki ben daha az para vereyim. Yani daha az para vereyim ki içinde bir art niyet varsa yok olsun. İyilik kazansın. İnsanlara daha kaliteli hizmet sunayım. Ben bunu istiyorum ama sonuçta herkes ölecek ya. Taksine bir müşteri geldi, bindi ve gideceği yeri söyledi. Sen de gittin. Ulaşmak istediği yere geldikten sonra parasının olmadığını söyledi. Nasıl tepki veriyorsun? Böyle bir şey başına geldi mi? Geldi. Bu tarz bir şey geldi. Çift kapıya kaçanlar oldu. Parasının olmadığını söylemeyip işte abi bir yere kadar gideceğim. Az beklemeden geleceğim deyip gelmeyenler çok oldu. Dediğin gibi de oldu abi. O anki psikolojime bağlı. O gün belki benim de maddi bir sıkıntım var ve o gün bir ödemem var. Yani ters bir tepki verebilirim. Polis bile çağırırım yani gerekirse. Belki 10 TL dersin ama zoruna gidiyor insan. Başında belki söylese alır götürürsün. Dersin ki adamın ihtiyacı var. Ben kimleri götürdüm bedava. Ama yani parasının olmadığını daha sonradan söylemesi hoş olmuyor. Kendini kullanılmış gibi hissediyorsun. Para dışında farklı bir şeyle ödeme yapmak isteyen oldu mu? Çok oldu. Çok oldu. Özellikle taksiye ilk başladığım zamanlarda. Bu işin en sıkıntılı zaten tarafı bu. Niye? Çünkü taksinin içerisinde yalnızsın. Senden başka. Eğer bayan müşterisi ve içerisinde biraz art niyet varsa seninle uğraşır. Biraz ilgilenmek ister. Zaten ortam müsait. Tek başınasın. Ya oluyor. Bu tarz şeyler oluyor ama biraz da şoförle alakalı bir durum var. Yani sen de yanaşmazsan olmaz yani. Eğer kastın buysa. Eğer cinsel bir beklentiyse kastın abi, herhalde cevapladığımı düşünüyorum ben. Sadece cinsellik değil aslında. Bu her şey olabilir. Bir şey vermek istemiştir. Ya oldu yani, tabii. Ya adam bana çitos verdi ya. Çitosla mı? Evet, çitos ödeme yaptı adam. Paket almış. Böyle evine geçiyordu. Dedi kardeşim de çocuk var mı? Yok abi dedim. Kardeşi yiyen falan. Var abi dedim. Dedi ya benim param yok. Aldı çitosla da götürdü. İyi tamam dedim abi sağ ol. bir kutu çitos verdi bana. Aldım öyle götürdüm. Taksiyi aldıktan sonra korktuğun birileri oldu mu? Oldu. Çok oldu hem de. O sırada ne yaptın? Ya bununla alakalı birkaç olay var da en korktuğum hangisi oldu? Ona yani bana bir 10 saniye düşünme payı bırakalım. Taksim'den bir müşteri almıştım. İki kişi bindiler Taksim meydandan. Cumartesi gecesi saat 1 gibi. Dediler ki Mahmut Bey'e gideceğiz. Ben pazar günü 24 saat çalışacaktım o zaman. Ve iyi bir getirisi olacaktı o işin. Yani Mahmut Bey uzun bir yolculuk çünkü. Nihayetinde uzun yolculuğu bütün taksiciler sever. Hem yol boş, trafik yok, gece vakti. Hem de hızlı gideceksin. Kısa zamanda karlı iş. Adam bindi. Bindiği gibi silahını çıkardı, torpidoya koydu.
Hadi bakalım buyur buradan yak yani şimdi. Ben korkmayayım diye çıkardı 200 TL bıraktı oraya. Aralarında bir şey konuşuyorlardı. Dedi kardeşim al bunu, senlik bir şey yok, sakın sıkıntı yapma. Ben de silahımı buraya koyuyorum, sen de sakın sıkıntı yapma. Bu senin paran, ananın ak sütü gibi helal olsun. Ama dedi ben şimdi vurmaya gidiyorum. Sana da bir şey yapmayacağız. Birisi arkada biri önde. Hadi öndekini paket ettin diyelim. Silahı orada koymuş zaten. Arkadakini nasıl paket edeceksin? Burada artık kendi canını içe sayıyorsun. Çünkü niye? Sana o an müdahale edebilecek kimse yok. Anca ne yaparsın? Yolda bir çevirme varsa eğer polis arabasına çarparsın. Ya polisin dikkatini çekecek bir hareket yapabilirsin. En fazlası bu yani. Telefon açsan seni takip etmez polis. Gelir olay bittikten sonra müdahale eder. Ya bu durum böyle yani. Neyse gittik Mahmut Bey'e. Bana dedi ki bekleyecek misin dedi. Ne için abi dedim. Dedi geri döneceğiz. Abi bekleyin de yani bir de acemiyim yani. Daha çok yeni taksiçiyim. 1,5 yıllık taksiçiyim. Biraz da aksiyonu seviyorum. Abi bekleyin dedim yani sıkıntı olur bak dedim yani vuracağız edeceğiz kıracağız diyorsunuz. Ya o işte biz dedi kardeşim ama dedi beklemen lazım senin de ben de hemen işimi göreceğim çıkacağım dedi. İyi dedim bekleyeceğim. Birisi aldı torpidodan silah şey beline taktı. Arkadakine dedi ki emaneti ver. Ben bir tane daha silah var sandım. Arkadan çatal uzattı. Çatal mı? Çatal uzattı adam arkadan. Arkadan çatal uzattı. Çatal aldı şurasına soktu. Bekledim ben. Yaklaşık bir 7-8 dakika falan bekledim. Telefon numaralarını almıştım. Telefon numaralarını almamın sebebi kendimi ola ki hukuki bir boyuta dökülürse olay aklamak için telefon numaralarını aldım. Beklememin sebebi de aslında burada biraz uyanıklık yaptığını düşünüyorum beklediğim için. İçeride ne olduğunu ben bilmiyordum. Kendimi ispatlamak için iyi bir sebeple beklemek. Kaçsaydım yani gitseydim kendimi daha iyi ispatlayamazdım belki. Yani hakim karşısına çıktığım zaman evet ben onları bekledim sebebi şuydu deyip ya ben onların içeride ne yapacağım bilemem sonuçta. Bana dediler ki bekle. Para da vermediler deyip ben kendimi savunabilirdim. Geldiler. Dedi geri döneceğiz. Çıktık gittik. Ama içeride ne oldu ne bitti bilmiyorum. Adamların üzerinde öyle kan lekesi falan yoktu ama. Biraz uzun bir mesafeden geldiler zaten. Yürüyüş yolunun başında bir yerde bıraktım. O gün korkmuştum yani. Giderken korkmuştum. Gelirken daha çok korktum. Bir de şeyde Rena katliamının olduğu gece ben olayın önündeydim. Rena'nın az biraz yakınındaydım. O gece biraz korkmuştum. Sesler mesler geliyor. Herkes böyle bağırıyor, kaçıyor. Yani çok büyük bir travmaydı. Trafikte nereye gideceğin belli değil. Kötü bir olaydı. Allah orada ölenlerin de hepsinin ailesine sabır versin. Mekanları da cennet etsin. İnşallah hepsi bizim ülkemizin şehidi. O gün aslında beni de davet etmişlerdi oraya. Rene mi? Evet, ben memleketteydim. Gidememiştim. Sonra olayı görünce tüylerim diken diken oldu yani. Kısmet işte. Evet, yani yoksa gidecektik biz de. Şimdi buradan şeye geçeceğiz. YouTube serüvenine geçeceğiz. Gidim. Sen bir YouTube kanalın var. Güzel de gidiyor. İzlenmelerin de iyi. Çok değişik insanlar konuk alıyorsun. İlk YouTube serüveni nasıl başladı? Sosyal medyayla çok haşır neşir olan birisi değilim. Çok da pek bilmem bu işleri aslında. Ama eğlenmeyi seviyorum. Ve eğlencemi de birilerinin ortak olması hoşuma gidiyor. Herkes tanınmayı sever. Bu beni de biraz mutlu ediyor. Zamanında bir telefon uygulamasında ben böyle taksi içerisinde yayın yapıyordum. Çünkü taksiyi herkes merak ediyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben taksiciliği meslek olarak yapıyorum. Birçok insan fabrikası vardır. Bir iş yeri vardır. Zengin bir iş adamıdır. Altın kuyumcu dükkanı vardır. Batırmıştır. Artık o psikolojiden bir sene bir kurtulmaya çalışır. Para lazımdır. Ya günü kurtarayım lan. Ne iş yapsam, ne etsem, ne yapsam sermaye bulamaz. Der ki hadi taksiye çıkayım bari. Bu durum eskiden böyleydi ama şu an böyle değil. Çünkü şoför kartı olayı var. Ama ben hiçbir işi batırıp bu işe başlamadım. Çocukluk aşkım bu iş benim. Çocukluktan bu yana hep taksicileri çok sevmiştim. Ta ki taksici olana kadar. Yine sevdiğim taksici abilerim var. YouTube olayına da girerken bu uygulama üzerinden bir dedim deneyim. Bakayım nasıl olacak. Bu uygulama üzerinden yayın yaparken beni bir şey meşhur etti. Onu da yapayım. Benim bir gülüşüm var. Alice gülüşü diye. Ben öyle insanlar diyordu ki abi ne olursun Alice gülüşü yap. Alice gülüşü yap. İşte öyle gül bizi güldürüyorsun başka bir şey yapma konuşmasan da olur. O gülüş de nasıl? Şöyle bir gülüş gülmeye tamam abi. Şöyle bir olay diye bir gülüş bu. Öyle ben yürüdüm biraz. Şehir dışına çıkmam gerekiyordu. Annemin bazı rahatsızlıkları vardı. Taksiyi bıraktım bir süre. İşte 1,5 yıl yapmadım. Geri geldiğimde tekrar dedim hani bu işe atılayım. Denedim uygulama üzerinden baktım kimse takip etmiyor. Sonra dedim ben Instagram deneyeyim bir belki tutar. Sonra YouTube. YouTube'da bir travestinin hayatı diye bir içerik attım. Biraz izlendi. Ardından birkaç video daha attım ama o travesti videosu ciddi izlendi. Ardından bir kurgu videosu yaptım. Mahalleden arkadaşlarım var, çocukluk kardeşlerim. Dedi abi işte sen taksiye bin biz seni gasp edelim. Abicim ben ya zaten bu işin acemisiz bak başınıza iş alasınız. Bak bu işin savcılık boyutu var. Ya abi olsun bir şey olmaz. Abi yaptık 1 milyon izlendi. Ve şu an o videoyu gizledim. Şu an kimse bilmiyor videoyu. Yani açmak isteseler açamazlar. Gizlememiş sebebi de şey. Çocukların içinden bir tanesinin ismi Servet, bir tanesinin Arkut. İkisi de yakın arkadaşlar. Benim de çok sevdiğim kardeşlerim.
amcası aramış Servet'i. Lan demiş, oğlum haydut mu oldunuz lan demiş. Siz taksiciyi gasp ettiniz. Yani o kadar iyi oynamış ki demek çocuk, herkes inanmış. Yani çok iyi oynamışlar ki amcası bile köyden, dayılarım öyle. Ya herkes aramış ya, çocuk var ya diyor ki abi yolda yürüyemiyorum. Ya oğlum ben kimim diyorum ya, ben altı üstü bir taksiciyim diyorum. Abi çok izlenmiş. Yani mesela bir Kurtlar Vadisi diye bir dizi vardı, Çakır'ı öldürdüler. Adamı dövmüşler ya, öldüren adamı. Onun mevzusuna döndü olay. Yoldan yürüyor. İşte taksiciyi gasp eden çocuk değil mi çocuk? Kafede oturuyoruz diye öyle söylüyor. Ya çok dedi rahatsız oldum abi, ne olursun kaldır dedi. Oğlum dur lan, işimize yarıyor falan. Yok abi sen kaldır, çok sıkıntı yaşıyorum. Evde sorunlar oluyor. İyi tamam diyorum kardeşim, kaldırayım. Öyle kaldırdım videoyu. Şimdi travestiyle yaptığın röportajda bayağı detaylı sorular soruyorsun. Kadınlık hormonu, erkeklik hormonunun yüzde kaçtığı, nasıl ameliyat olduğun gibi çok ciddi sorular soruyorsun. Bu konuda bayağı meraklı mıydın? Ben de eşcinselim. Abi ben genel olarak meraklı bir insanım. Her konuya hakim olmak istiyorum. Çünkü ben eğitim almadım. Liseyi ikinci sınıftan terk ettim. Hayatı biz alaylı yaşadık. Yani dışarıdan taksiden öğrendik. Ve bu hayatta iyi bir yerlere geleceksen ya paran olacak ya bilgin olacak. Ben parayla iyi bir yerlere gelmeyi tercih eden bir insan değilim. Karakterimle, ilimimle bir yerlere gelmek isterim gelirsem eğer. Ve ilgi çekici bir hayatı var. Yani travesti herkes merak eder. Aslında ben orada çoğu soruyu kendi adıma sormadım zaten. Merak eden insanların adına sordum. Ve daha önce benim arabama çok travesti bindi. Hatta taksilerin birçoğu almamış. Dedi ki ya Allah senden razı olsun. Kimse almıyor, biz niye almıyorlar dedim. Yani normaldir dedim ya, korkuyorlardı sizden. Çünkü onların bir ara böyle olayları vardı. Dil altına jilet koyup böyle tükürme olayları falan. Merak ediyordum, ben de merak ediyordum. Sordum yani daha önce çok kişiyle konuştum. Ya neden bu işi yapıyorsun? Yani bu işin getirisi seni tatmin ediyor mu? Ailen sıkıntı yaratmıyor mu? Çevrenden sıkıntı yaşamıyor musun? Ya bu işi yaparken zevk aldığın için mi yapıyorsun? Yoksa para için mi yapıyorsun? Sen de merak etmez misin abi? Ediyoruz, insan olarak merak ediyoruz yani. Ya bunu herkes merak ediyor. Çok yerindeydi. Ya merak ettim ve karşında bir bilirkişi var. Ya bu işi, bir bilgi almak istiyorsan evet okumak güzel. Okuyarak başka bir insanın fikrini alırsın. Yaşayan bir insandan daha güvenilir seviyede daha garanti bilgi alırsın. Yaşamış, zaten trans bir birey. Çünkü çok sağlam bir kaynak yani. Onu değerlendirmek lazım değil mi? O yüzden ondan sordum. Daha önceden de sormuştum. Daha önceki sorduğum sorulardan aldığım cevapları teyit ettim ona sorarak. Üç siyahi taksire binmişti. Üç siyahiyle tabii ki siyahi deyince akla gelen şey, toplumun geneline gelen şeyleri sordum. Ve onun yanında da eşcinsel olduğunu söyledim. Taksicisin, sonuçta Türkiye'de yaşıyorsun. Yani yaşadığın bölge itibariyle de biraz cesaret gerektirmiyor mu? Şaka da olsa çok büyük tepki almadın mı? Net bir şey söyleyeyim abi. Bu hayatı ben yaşıyorum. Benim babam benim eşcinsel olmadığımı biliyor. Benim annem biliyor. Benim etrafımdaki herkes biliyor. Benim izleyicilerimden bir tanesi sen eşcinselsin dese benim zoruma gitmez ki. Ya orada ben o an mutlu olmak istedim. Adamları güldürdüm ve güzel de bir sohbet oldu. Ben de güldüm. Yani 15 dakikalık bir yolculuğumuz var. Güle güle gittik. Yani ben orada eşcinsel taklisi yapmam. Beni eksiye düşürmez ki. Keyifli sohbet oldu. Benim için bir tepki yok yani. İstiyorsa taksici odası başkanı desin ki sen eşcinselsin kardeşim. Sen taksicilik yapamazsın desin. Çok mu önemli bir şey? Sonuçta o da bir birey. Eşcinsel de bir birey yani sonuçta. Taksicilerde böyle bir şey var mı? Eşcinseller taksicilik yapamaz diye. Yok, yapabilir abi. Yani sonuçta eşcinsel üçüncü bir kişilik değil. Yani kimlik olarak. Yani kadın olarak ya da erkek olarak görünüyor. Benim çalıştığım yerde çok yakın bayan bir taksici var. Çok samimiyizdi yani. Şu an bile arayabilir. Hülya abi. Her taksine binene nereli olduğunu soruyor musun? Ben genelde nereli olduklarını sormam abi. Tahmin ederim. Kendimi deniyorum çünkü. Acaba tutturabilir miyim diye. Yüzde kaç tutturuyorsun? 75-80. Belki bölge olarak bilirim ama şehir tutmuyor bazen. Ama bazılarını şoka uğrattığım oldu. Özellikle Samsunluları çok rahat anlıyorum. Arnavutlar ve Bulgarlar. Yani göçmenler çok zaten kendini rahat ele veriyor. Onun haricinde her yörenin bir farklı bir kültürü var. Mesela Egelilerin konuşma aksanı farklıdır. Trabzonluların farklıdır. Rizeliler R'leri bastırarak konuşur. Mesleklerde güzel ayrım yapıyorum. Çünkü ben şuna hep inandım. İnsanlar yaptıkları işe göre, yaşantısına göre, örnek veriyorum. Bir doktorla farklı bir doktorun hayatındaki ortak noktalardan oluşan mimikler, davranışlar, hatta davranış bozukluğu, meslek hastalığı hep ortak oluyor. Yani aynı doktorun verdiği bir tepkiyi diğer doktordan da alabilirsin. Bu konuşma olarak da yansır, huy olarak da yansır. Benzettiklerimi, abi sen doktor musun, abi sen polis misin deyip tutturabiliyorum yani. Ya da memleket olarak da tutturabiliyorum yani. Bu konuda iyiyim biraz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Biz taksiciler arabayı biz kullanıyoruz ama somut olarak biz sadece arabayı kullanıyoruz. Yönlendiren biz değiliz. Arabayı yönlendiren her zaman müşteridir.
Mesela bir kavşaktan girerken müşteri gireceği kavşağı söylemeyi unuttuysa sana aniden dönme gibi bir fırsatsızlık veriyor. Tam kavşağa geçmek üzereyken sağdan tık kırıyorsun. Bu sefer arkandaki adam korna çalıyor, işte küfür ediyor. Ama bilmiyor ki orada taksinin bir suçu yok. Müşterinin dalgınlığına gelmişsin. Ya bunun gibi birçok örnek verebilirim burada. Bunu örneği vermemin tek sebebi yani biz taksiciler biz arabayı eylem olarak hareket ettiririz. Yani evet gazı sen basarsın, freni sen dokunursun ama yönlendirmeyi genelde müşteriler yapıyor. Bu konuda ben İstanbul trafiğindeki sürücülerden anlayış bekliyorum. Ve taksi şoförleri genelde birçoğu böyle stres altında olduğu için biraz anlayış bekliyorum şoförlere karşı. Ama hakkınızı da tabii ki her zaman arayın. Kısa mesafe almıyorsa arayın veya bir kusur yaratıyorsa sizi arayın. Yalnız şunu söylemek istiyorum bir de. Takside şoför haricinde 4 tane koltuk var. Zorunlu trafik sigortası 4 tane araca sigorta yapıyor. Sen 4 tane yolcudan fazla yolcu alırsan, ola ki bir kaza olursa, bir hayat kaybedilirse o taksi şoförü cezaevinden çıkamaz. Yani 5 kişi binmek için kimse zorlamaz. Çocuk da olsa yasak. Yani yönetmelikte bu geçiyor çünkü. Çocuk da olsa en fazla 4. Şu an pandemiden dolayı 3 ama normal zamanlarda 4'tü. İşte biz 5 kişiyiz işte bizi o taksici alıyordu bu taksici almadı. Sen niye almıyorsun diyor mesela. Ya abi o onun riskine girmiş ama ben girmiyorum kusura bakma diyorum. Ya aman o böyle bakıyor gözüm için. Ya abi yani 4'ten fazlasın işte riski var da anla yani cezası var. Benim şoför kartıma puan olarak yansıyor. Şoför kartımı elinden alabilirler. Bir sürü riski var ya anlayış bekliyorum ben bu konuda. Vatandaştan. Taksiciye söylemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sıkırmadım buraya kadar geldim. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.